Kızlar, ne yapıyoruz? Yani bu kaçırma operasyonunun son derece başarılı olduğuna göre artık bir sonraki safhaya geçebiliriz. En eğlenceli kısmı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ha? Yani iyi kötü bir şey düşünmüşsünüzdür değil mi? Düşünmemişler. Tam tahmin ettiğim gibi. Hadi o zaman beraber bir plan yapalım. Ben de size yardımcı olayım. Acaba şu Vedat'a neler yapsak? Ha? Görüyorsunuz işte. Başka çaremiz yok. Buyurun. Evet buyurun. Hı-hı. Tabii, tamam. İyi günler. Kimmiş? Sipariş. Alo, Nefes Lezzetler, buyurun. Her türlü pasta, börek siparişiniz alınır. İtinayla adam kaçırılır. Hane, tecavüz vesaire vesaire. Gerçekten harikasınız kızlar. Bayılıyorum size. Merak, şunu götürsene. Kapat. Aa, hayır, hayatta olmaz. Vallahi gitmem. Seni nasıl geberteceğimize karar vereceğiz. Asalım mı, vuralım mı? Sen durma ki sana sürpriz olsun. Zavallı anneciğim. İyi ki şu aciz hallerini görmedi prenses. Yoksa kadına inme falan inerdi. Meral götür şunu. Meral götür şunu. Ama bu haksızlık. Yapmayın kızlar ya. İşin en eğlenceli tarafında. Ya madem beni dışlayacaksınız niye kaçırdınız kızları ha? En azından size birkaç tüyo verseydim ya. Madem bu sektöre giriyorsunuz, deneyimlerimi paylaşayım size. Ne dersiniz? Onu arayacak kimse yok. Ne bir akraba, ne bir şey. Evet, kaçırdığımızı da gören olmadı. Ya saçmalamayı kesin. Ya ne yapacağız Asiye abla, ne yapacağız? Ya yapacağımız şey belli. Senin için boşanma dilekçesini imzalatacağız. Ben Yiğit'in velayetini alacağım. Sonra ne olacak? Elini kolunu bağladığımız adam bize tamam mı diyecek? Bu adam bizimle dalga geçiyor. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Ya Asiye abla, ne planlamıştın bunu yaparken? İntikam almayı. İntikam almayı. Onun bize yaşattıklarını bir nebze olsun ona yaşatmayı. Asiye abla, bu nasıl intikam planı böyle? İki imza attıracağız, bitecek he. Ya yeter! Ya ben gerçekten size inanamıyorum. Ya siz nasıl böyle bir şey düşünebilirsiniz? Kafayı mı yediniz, delirdiniz mi siz? Evet, evet delirdik. En başta da sen. Ya bizim bu yaşadıklarımızdan sorumlu olan adam karşımızda kahkahalar atıyor. Biz ne yaparız? Hiç! Tabii hiç. Yapılacak şey belli. Mustafa duyunca ne olacak? Tayir duyunca? Ya bunu planı yaparken düşünmedin mi abla? Düşünmedim, oldu mu? Düşünmedim. İşte şimdi Vedat kazandı. Kasa her zaman kazanır kızlar. Kendi sesini! Ya bak. Vedat'ın en iyi yaptığı şey bu. İnsanları birbirine düşürmek. Ya siz kendinize böyle bir şey yakıştırıyor musunuz? Onun pis kanını elimize mi bulaştıracağız? Ha? Nasıl böyle bir şey yakıştırırsınız kendinize? Ya güzel söylesin de Nefes. Söylediklerin hiçbir şey yaramay. Tamam çözelim. Özür dileyelim. O bize ne yapacak ona bakalım. Ya Asiye abla bari sen yapma. Çıldıracım ya çıldıracım. Yemediği fışkı kalmadı. Çektirmediği dert kalmadı. Sonuç hiç. Tamam. Tamam sakin olalım. Tamam mı sakin olalım? Sakin olun demekten başka bir şey demiyorsun Nefes. Evet demiyorum çünkü ihtiyacımız olan şey sakin olmak. Hayır. Hayır. İhtiyacımız olan tek şey cesaret. Ya birini öldürmek. Ya birini öldürmek cesaret mi? Ha? Ya bu korkaklık öyle mi? Bu adam babamı öldürürken ne kadar korkaktı sence Nefes?
Artık bizim de korkak olma vaktimiz gelmedi mi? Meryem, sen bunu kendine yakıştırıyor musun ha? Bu söylediklerini kendine yakıştırıyor musun? Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ne annem, ne babam, ne kardeşim, ne evim. Ben zaten kendime bir şey yakıştıramıyorum. Sen zaten hiçbir şey kendine yakıştırmıyorsun. Ama kendine katil olmayı yakıştırıyorsun, öyle mi? Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim, ben başlattım. Ablam. Ablacığım. Kimin başlattığının bir önemi yok ki. Bu işten zararlı biz çıkmayacağız. Benim vurulduğum gün Tahir beni bir mezarın başına götürdü. Vedat'ı diri diri gömdüğü mezar. Bana dedi ki, ben buraya sadece Vedat'ı değil, merhametimi de gömdüm dedi. Kimseye merhamet etmeyene biz mi merhamet edeceğiz Nefes? Mercan, ya ben Vedat'a merhamet edelim demiyorum ki. Biz insanlığımızı kaybetmeyelim. O da bunu biliyor. Neyi biliyor? İşte merhamet diyerek, vicdan diyerek, insanlık diyerek hiçbir halt edemeyeceğimizi biliyor. O yüzden istediğini istediği gibi yapar. Ve karşımızda kahkahalar atar. Ya ona cesaret veren şey bizim korkaklığımız. Vicdan diyerek, merhamet diyerek sığındığımız korkaklığımız. Kızlar, ben acıktım. Duyuyor musunuz? Acıktım. Yani savaş kuralları gereği rehin haklarım var benim. Asgari düzeyde ihtiyaçlarımı karşılamanız lazım. Yemek de bunların başında gelir. Ha, anladım. Öldürmeye cesaret edemediğiniz için açlıktan öldüreceksiniz, öyle mi? Baba, tuvalete gidebilir miyim? Tabii aslanım. Pardon, az bakar mısın? Abi, bizim oğlanı bir tuvalete götür abi, sana zahmet. Tabii efendim. Buyurun küçük bey. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ne demek devrem? Sen ısmarladıktan sonra her zaman. Anamla ayrıldınız mı? Osman dede de niye kalırız deyip durdu. Benim de cevabını bilmediğim sorular. Saniye teyze hala aynı değil mi? Aynı. Ne gidebilirim ne kalabilirim. Bir boşlukta sallanıyorum. Belirsizlik beni deli ediyor. Elim ayağım kesildi. Daha önce tecrübe etmediğim şeyler. Ne doğru ne yanlış bilmiyorum. Yapma be devrem. Tamam haklısın. Çok zor zamanlar. Ama bir düşünsene oğlum. Siz neler atlattınız lan? Öyle öyle ama dedim ya. Benim bilmediğim bir şey devrem. Hah aslanım. Söyle bakalım Ali abisi bizi hangi filme götürüyorsun? Yaşasın. Sinemaya mı gidiyoruz? Ben mi götürüyorum? Tamam ya. Hangisine isterseniz. Bakarız, beğendiğimiz bir tanesine gireriz. Patlak mısır da alabilir miyiz? Patlak mısır da alırız. Hatta en patlağından alırız. Keşke annem de gelsin. Anam dedi ya aslanım. İşi bitince yani biterse gelecek o da arkadan. Ben bir arayayım. Kaçsın gelsin. Hep beraber bir sinema keyfi yapalım. Alo Esma abla. Nefes lezzetler mi? Buyurun. Bir adet nefes siparişi verecektik. Ben, Ali, Yiğit ve Tahir için. Mümkün mü acaba? Sinemaya gideceğiz de. Esma abla şey ben... Hadi ama kaç kişisiniz orada? Bekliyoruz. Tamam
Neredesiniz? Sahildeki köftecideyiz. Tamam, ben birazdan gelirim. Tamam ama çabuk ol bak, seansı kaçırmayalım. Daha yolumuz var. Görüşürüz. Geliyor. Birazdan burada olacak. Yaşasın, yine hep beraberiz. Tamam, güzel. Peki Yiğit Bey, hangi filme gidiyoruz, ona karar verdiniz mi? Hangisi olursa olsun ama komikli olsun. Vallahi doğru söylüyor. Hepimizin biraz gülmeye ihtiyacı var galiba. Baba bak, annem de geliyor. Geliyor aslanım, geliyor. Ne yaparız peki? Şimdi hepimiz gidiyoruz. Kimseye bir şey çaktırmıyoruz. O ne olacak? Hepinizin gitmesi gereken yerler var. Ben kalırım. Daha ne kadar tutacağız burada? Biraz kalsın. Burnu sürtsün. Sen bu söylediğine inanıyor musun Nefes? Burnu sürtecek. Ya Mercan, ne olur yapma. Neden? Ben senin yaşadıklarını bilmeyelim, tahmin edelim. Ama ablam, benim anam aylarca ablamın altından lazımlığı döktü. Parmaklarını kıpırdatamadı benim ablam. Şimdi burada oturup hepimiz tek tek yaşadığımız şeyleri mi anlatalım birbirimize? Hı? Bunu mu yapalım? Bence yapmayalım. Hep birlikte eve gidelim. İşlerimize geri dönelim. Kimse hayatını tehlikeye atmayacak. Özellikle de sen. Duydun mu Berrak? Tamam. Öyle yarım ağız tamam deme bana. Al silahı, git vur desem yapabilecek misin? Ha? Ya bir cana kıymak nasıl bir şey sen biliyor musun? Bu Vedat'ın canı bile olsa. Yapabilecek misin? Yapamayacaksın. Şimdi sadece başında duracaksın, o kadar. Allah'ım, nasıl bir belaya bulaştık biz? Hep benim yüzümden. Hepinizi ben ayarttım. Asiye ablam. Ablam üzme kendini. Buradaki herkes Vedat'ın kurbanı. Şimdi de o. Ses verin ya.